Merhaba dostlarım, merhaba. Hayırlı günler diliyorum sizlere. Antalya'dan selamlar, sevgiler. Bugün sizlere meyveli kek yaptım. Onu göstereceğim. Börek yapacağım asıl. Domatesli, biberli bizim yörenin böreğidir. Aslında tandır böreğidir. Ama ben tavada yapacağım. Yerim mümkün olmadığı için. Bu da yaptığım pestillerim. Bu haftanın pestilleri çıkardım. Bunlar paketlenip buzdolabına atılacak. Kekimiz böyle. İçinde havuç var. Havuç demişim. Ceviz var. Üzüm var. Affedersiniz, havuç yok. Üzüm var. Şey var, elma kurusu bir dilim sadece, incir kurusu var. Onları küçük küçük doğradım, kuruları ıslattım, üzümü de ıslattım, süzdüm ve unla buladım. Normal kek, herkesin yaptığı kek gibi 4 yumurtayla kek karışımını en sonunda kattım, süt, yoğurt ve birazcık da su kattım. Ben hep keklerime su katarım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi kekimize bir bakalım. İçi nasıl olmuş? Şöyle. Tek elimle keseceğim. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Bak ne kadar güzel olmuş. Ne kadar güzel olmuş. Bu cevizler. Eşim sabahları cevizsiz sofraya oturmaz. Kendi kestiği cevizlerden ben de hep küçük kaseler kaseler alıyordum. Kek yapacağım dedim. Bu şekilde arkadaşlar. Bir tane de bundan koyalım böyle. Bu şekilde çayla. Bir de börek yapacağız bugün. Servis yapacağız. Domatesli, biberli, eskiden tandır böreği derdik biz. Tabii ki şimdi artık tavada yapacağız. Mutfağa geçeceğiz artık. Soslarımız da tamam. Yerlerini aldılar. Yakınlaştıralım. Soslarımız da tamam. Yerlerini aldılar. Yerlerini aldılar. Dolu arkası. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Kekimiz de güzel oldu. Bu şekilde. Gerisi paketlenecek arkadaşlar. Kışlık bunlar. Un serptiğim için yağladıktan sonra un serperim ben. Yapışmasın, kolay çıksın diye hemen de çıkıyor. Hiç zorlatmıyor. Bu bayatlamasın. Bunu kapatayım ben. Bu açıkta kalabilir. Ne kadar hava alır, nememesi lazım. Hava alması gerek bunun. Bu şekilde daha güzel olur. Böyle arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu kekim benim. Aslında hiç şeker katmadan, buna şeker kattım ben. Hiç şeker katmadan da yapabiliyorum. Reçellerin suyuyla. Tanelerini yiyorlar genelde. Taneli koyuyorum ben sofraya. Suları kalıyor kavanozda. O kavanozdaki kalan sularla ben de hiç şeker katmadan meyveli kek yapıyorum. Reçel sularıyla. Çok güzel oluyor. O da güzel oluyor. Sadece buna şeker katmadan reçel suyu katıyorsun. O derece. Gerisi meyveler aynı. Kuru meyvelerden yapılıyor. Ceviz, üzüm, İncir ve bir dilim de elma kurusu vardı. İçine karışmış. Onu da doğrayayım dedim, ayırmadım. Yoksa hususi katmıyorum elma kurusunu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mutfağımıza geçelim. Nazar değmesin. Şimdi mutfağımıza geçelim. Bu şekilde.
Bu şekilde domatesimiz, harcımız tamam hazırlandı. Hazır yufkamız. Bugün dün aldık, hazırlandım ben. Dünden hazırlayayım dedim. Bu yufkamız. Tepsimize pişenleri koyacağız. Bu da tepsimiz, eski tepsimiz. Küçük. Eski tepsimiz küçük. Yani bunu biraz şey yapayım ben. Çok büyülterek yaptığı için olmuyor. Bu da içimiz. İçimizi hazırladık. Altını yakalım. Kapıyı kapatsana Bayram. Bu tavaya biraz yağ koyuyoruz. Biraz yağ koyuyoruz. Bu tavaya biraz yağ koyuyoruz. Bu şekilde ısınıyor, bekliyoruz. Bunu böyle bu şekilde setimizin üstlerine üstüne yayıyoruz. Yapıyoruz. Şimdi çeker misin sen? Bu şekilde tutacaksın. Bu tarafa şey şöyle yapalım istersen. Böyle daha güzel olur. Şöyle. Oluyor mu? Yok olmuyor. Ha şöyle mi tutacaksın? Şöyle tutacaksın o zaman. Şu şekilde tutuyorsun. Parmağını koyma. Ha. Uzağa git. Şekilde tutuyorsun. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam. Problem yok. Böyle arkadaşlar. Kesecek misin onları? Yok. Ortadan elimle ikiye böleceğim. Bu şekilde. Kesmeyeyim. Daha güzel pişiyor içi. Bir kişilik mi oluyor o? İsteyen istediği kadar yiyebilir. Yani bir parçası bir kişilik. Doymaz ki. Bu yarım yufka oluyor, doymaz. Onun için isteyen istediği kadar yiyebilir. Ama yetiyor zaten. Bir yufka bana çok bile geliyor. Ama tabii gençler biraz daha 1,5-2 yiyebilir. O şekilde yani. Bu şekilde katlıyoruz. İçine harcını koyuyoruz. Harcını koyuyoruz. Bu domatesli biberli. Kaç kaşık koyuyorsunuz? Aldığı kadar. Göz kararı. Bunun bir hesabı yok. Bu şekilde katlıyoruz. Tepsimize koyuyoruz bu şekilde. Pişmesini bak bekliyoruz. Şöyle her tarafı alsın. Biraz geniş yapmışım. Dar yapayım. Bu tavada çok güzel oluyor bu böreğim. Nar gibi kızarıyor. Yemek olarak da bamya yemeği yaptım bugün. Aslında çorba yapacaktım. Fikrimi değiştirdim. Tarhana çorbası mı yapacaktınız? Evet, tarhana çorbası yapacaktım. Eşim istemişti. Ben çok seviyorum tarhana çorbasını. Evet, eşim istemişti ama bugün bamya yaptım. Onu da seviyor. O süsü aldı, son zamanlarda yiyelim dedi.
Olsun, yine yaparız. Tarhana hazır. Nasıl olsa evde. Her zaman yaparız, değil mi? Evet, el açması yufkalar da Lazoğlu'nun yufkası çok güzel ama. Tamam, Lazoğlu'na da gidelim bir gün, onu da tanıtalım istersen. Hakikaten, şimdi ben burada Antalya'ya geldim, bu börekten ben zaten sürekli yaparım evime. Aileme, çocuklarıma. Nereden aldık tam bilemiyorum ama yufkayı getirdim, bunu yaptım. Tepsiye atacağım. Kaldıramadım. Hop indi aşağı. Kalkmadı. Burayı keşfettik sonra. Gerçekten çok güzel. Domatesli, biberli rahatça yapabiliyorum. Kaldırabiliyorum yufkalarımı. Böyle daha iyi oluyor. Bütün de yaptığım oluyor ama parçaladım mı yarım yarım daha güzel oluyor. Daha güzel içi pişiyor. Daha lezzetli oluyor. Her yönden güzel olduğu için ben bu şekilde yapıyorum. Ayırıyorum. Ama işim acele ise, çabuk olacaksa hemen bütün bütün de yaptığım olmuştur yani. Olmamış değil. Taze sarımsaktan bir iki dal yeşilinde kattım. Değişik olarak bu sefer. Lezzet verecek mi, aroma verecek mi diye. Bir de yeşil soğan kattım. Bu sefer değişiklik. İki değişiklik yaptım. Bunları kattım. Dur bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Altını biraz yakalım. Heyecanlandık. Hemen attık. Yağ kızartmadan tam. Biraz kızarsa bir şey olmaz. Bunu buraya alalım. Bir taraftan yapmaya devam edelim. Bu yufka olduğu için hiçbir şey olmuyor. Aslında domatesli, biberli eski annemler derdi saçtan tahtaya kalkmadı. Tahtadan saca kalkmadı. Bu şekilde özü olmuyor demek ki. Özlü undan yapmışlar bunu. Çok memnunum. Yufkalar da güzel. Börekleri de güzel oluyor. O yüzden. Hatta ben bunun tatlısını yapıyorum. Arasına kadayıf koyuyorum. O şekilde de bu yufkadan tatlı yapıyorum. O da çok güzel oluyor. Şerbetli tatlı o. Çok yaparım onu ben. Hem kolay hem güzel. Hem de ikisini bir arada daha güzel oluyor. İçine de şurubu güzel olunca, çekince çok hoş oluyor. Tabii bizler fazla yiyemiyoruz ama gençler yiyebilir. Gençler yiyebilir. Bizler de ucundan bucağına tabii birazcık birazcık. Nefis işte. Ama yasak bana. Bayrama da yasak. Gene de dikkat ediyoruz. Sütelerimizde içiyoruz. Bugün kameramanım eşim arkadaşlar. Oğlumun artık dersleri başladı. Oğlumun dersleri başladığı için eşim kameramanlık yapıyor bana artık. Becerebilirsek. Becerirsin. Ben sana güveniyorum. Becerirsin. Biraz becerebilir miyim, edebilir miyim, edemez miyim dedi ama çok da güzel beceriyor. Olduğu kadar. Benim arkadaşlarım, dostlarım hiç kusur aramazlar. Olduğum gibi beni kabul ederler. Benim eşimi de kabul ederler onlar. Hiç merak etmesin.
Bunlar pişmiş mi şimdi? Yok, daha pişiyor. Pişmedi. Altları kızaracak. Kızaracak. Daha kızarmadı, pişmedi. İyi pişmesi gerek. Şu tutacımı da buraya koyun da tutaçsız çalışalım. Biz 5 kişiyiz arkadaşlar. Tabii tek başımıza yiyemeyiz. O oğlum var burada, bekar oğlum var. Mühendislikte okuyor, son sınıfta. Birkaç dersi kaldı, onları verecek. Allah izin verirse. Onlarla uğraşıyor. Başladı bugün dersi. Evli bir oğlum var. Eşi var. Feriden var. Eşim var. Ben varım. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Onların evi ayrı. Onlar nerede oturuyoruz bayram hele? Dokuma'da oturuyorlar. Dokuma'da oturuyorlar. Oradaki Özdileyen karşısında. Karşısında değil de arka tarafına mı düşüyor ne? Karşısında. Yolun bir tarafında onlar oturuyor. Bir tarafında, karşısında da gelinle damadım oturuyor. Oğlum oturuyor. Damat almıştık. Damatlara da buradan selamlar. Hepsini de çok seviyorum. Sevgilerimi sunuyorum Hakan'ıma. Hakan büyük damadım. Kasım'ın küçük damadım. İkisini de çok seviyorum, sayıyorum. Kızımız, torunlarımız. Torunlarım bir numara. Hepsini de çok seviyorum. Onlar bana her şeyi öğretiyorlar. Zaten bilgisayarı bana basmayı bilmiyordum. Annesi işe gidiyordu. Kaan öğretti bana. Anneanne aç diyordum. Aç diyordu. Annem nasıl açılır ben bilmem ki bunu diyordum. Bak buraya basacaksın diyordu. Ben okuma bilmiyorum. Ben onu diyorduk. Ben de okumayı biliyordum. İkimiz birlikte açıyorduk. Aferin anneanne diyordu. Yaşa diyordu. Alkışlıyordu beni. Bu şekilde öğretti bana. Yani insanoğlu öyle bir şey ki evladından bir şeyler öğreniyorsun. Torunlarından bir şeyler öğreniyorsun. Gelininden, damadından öğreniyorsun. Çok güzel yani. Yaşamak güzel bir şey ama tabii ki hele de bu devirde bunu görebilmek güzel bir şey. Zor. Artık gittikçe zorlaşıyor hayat. Bu böyle arkadaşlar. Mar gibi kızaracak bu. Bu şekilde yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar hazırlayacağız. Ben yine devam edeyim. Yavrularım var. Bu dezenfektanım arkadaşlar. Her odada dezenfektanım var. Ellerimi sürekli dezenfektanlıyorum. Dezenfektanım arkadaşlar. Dezenfektanlıyorum. Kolonya şişelerini, eski kolonya şişelerini hep doldurdum. Bütün odalara koydum. Çocuklar gelip gittikçe. Ellerimizi dezenfektanlıyorum. Ne yapalım? Artık bu galiba bize alışkanlık haline gelecek. Ama aslında güzel bir şeydi. Keşke böyle olmasaydı. Böyle alışkanlığımız olmasaydı yani. Bu şekilde. Normalde olsaydı bu. Acı bir şekilde oldu. Çok kişiyi kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Kayıplar yaşayan arkadaşlarımıza, hasta olanlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Bizler iyiyiz. Antalya'dan güzel duygular yaşıyoruz.
şu anda. Sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz hepinizi. Artık abone olun ya da demeyeceğim arkadaşlar. Çünkü hoşuma gitmiyor, bana yakışmıyor. İsteyen olsun, istemeyen olmasın. Önemli değil. Ben bunu zaten kendimi mutlu etmek için yaptım. İster beğensi yapın, ister yapmayın, ister abone olun, olmayın. Yani ben bunu sizlere yapıyorum. Seyreden herkese teşekkür ederim. Evet, seyreden herkese bizim oraların kelimesi. Herkese teşekkür ediyorum. Önemli değil, canınız sağ olsun. İster beğenirsiniz, ister beğenmezsiniz, ister yorum yaparsınız, yapmazsınız. Size kalmış bir şey. Çünkü ben sizlere yapıyorum bunu. Siz beğenip yapın ya da yorum yapın diye yapmıyorum. Arkadaşlar gerçekten iyi geldi bu olay bana. Sağlık kazandım. İyi oldu. Heyecanlanıyorum böyle iş yapmak için. Geceden uyuyorum, kalkıyorum, iş yapıyorum. Gece gündüz demiyorum. O kadar içimden geliyor ki. Kendimi yeniledim yani. O yüzden... Çok teşekkür ederim hepinize, destek olan bütün arkadaşlarıma. Hepinizi çok seviyorum. Demeyeceğim artık işte dediğim gibi. Yani çok önemli değil abone olup olmamanız. Hepinizi seviyorum. Sadece onu söylüyorum. Bunları hazırlayayım arkadaşlar. Son börek mi o? Yok yok, daha var. Hepsini yapacağım bu sefer. Feride'm, Selim'in de var. Hepsini bir seferde pişireyim de kalan da yarın sabah kahvaltıda yeriz. Hiç önemli değil. Yeni keşke ısımlar da yakın olsaydı, onları da gönderseydik. Ya ne iyi olurdu değil mi? Evet. Çok güzel olurdu. Isımlarımız döşeme altında oturdukları için biraz uzak geliyorlar. Uzak size. Evet. Onları çok seviyoruz. Onlara da buradan selamlarımız. Onlara da selamlar, sevgiler sunuyoruz. Şerafettin Bey'e, Huriye Hanım'a. Çok iyi insanlar. Allah razı olsunlar. Prensesimiz var orada bir tane de. He, orada da prensesimiz var. Çok tatlı, çok prensesimiz maşallah. Hanım mı hanım? Çok hanım değil maşallah. Adı gibi kendi de prenses gerçekten. Fazla yağlı olmuyor arkadaşlar. Belki biraz yağlı gibi gelebilir de size yetişiyor, çekiyor onu. Hiç yağlı gibi olmuyor yani. Öyle rahat yeniyor ki. Çok da lezzetli oluyor. Sanki içinde böyle kıyma varmış gibi his geliyor. Ama aslında kıyma falan yok. Domates, biber, her evde bulunan şeyler yani. Çok farklı bir şey yok. İşte sarımsağın yeşili var bu sefer. Yeşil soğan var bir tutam. Azıcık kısırımdan kalmıştı. O var. Bunlar hamur olmasın, ayıralım. İçi delinmiş bunun. Kaldırıp kondururken. İyi pişerse iki sefer çevirdiğimde yapar, o zaman delinmez. Maşa deli galiba, her zaman delinmez. Bunda maşa da kullandım ya. Rahat çalışayım diye. İşte böyle dostlarım, bunu bu tarafa koyayım. Buradan çek bayram. Misafir gelecek diye ben tasa çekmem arkadaşlar. İsterse 10 tane misafir gelsin. Hiç sıkıntı olmaz bana. Misafir içeride otururken bile ben bir dakikada her şeyimi yapabilirim. Sadece yarım saat, en fazla bir saat. Her şeyimi hazırlayabilirim yani. Ben de asistanlığını yaparım. Evet, sen de asistanlığını yaparsın. Biz hallederiz yani. Ama işte ah şu pandemi midir nedir, o olmasaydı iyiydi. Ama oldu, ne yapacaksın? Bir tek bizim başımızda değil ya, bütün dünyanın başında.
kaşığımı da çok seviyorum. Çok güzel oymuşlar. Kim oyduysa Allah razı olsun. Pazardan aldım. Hoşuma gitti, aldım. Çok oldu alalı. Ama bu sene kullanıyorum. Burada işte pek fazla kalmadığımız için. Hiç kullanmamıştım. Bu yıl kullanmaya başladım. O kadar kullanmadığım malzemelerim var ki arkadaşlarım. Hepsini kaldırdım. Ama hepsini kullanacağım. Buna inanın. Kullanmadığım eşyayı ben eşyadan saymıyorum. Alınan giysileri giymeden kullanılmış saymıyorum. Hepsini giymem lazım. Etiketiyle durdurmam. Hemen açarım. Kullanmaya başlarım. Öyle etiketiyle kaldırmam. Yaşadığımı hissederim yani. Alınıyor mu madem giyilecek. Halı, kilim, keçe, her şeyi kullanırım. Döne döne sırasıyla kullanırım. Yazı yazda, kış kışta. Koçlar'da da evimiz var. İleride bayramla gideriz, köyleri çekeceğiz. Zaten öyle bir programımız var. Evet, Koçlar köyleri tanıtacağız. Köylerini, Tuzgölü'nü tanıtacağız. Koçlar'ın köylerinin özelliklerini. He, sen söyle. Orta Anadolu'nun köyleri. Aynen. Ve insanları hem misafirperverdir, hem cana yakındır. Geleceğiz arkadaşlar. Onları hepsini tanıtacağız. Tanıtacağız. Köylerin hem iki isimleri var. Evet. Bir tanesi halkın verdiği isim, biri de devletin resmi ismi. Evet. O şekilde tanıta. Evet. Isimleri. Size o konuda da bir hikayemi anlatayım. Anlat. 1971'de Şerefli Koçlar Yazı Söğüt Köyü'ne öğretmen olarak şimdi atanmıştım. Şimdi sen kendini bir tanıt da başta. Benim tanıtacağım. Bütün köyleri de babamla eşek arabasıyla test satarak gezmiştik. İsimlerini hep biliyordum ben. Evet. Ama Yazı Söğüt diye bir köy, evet, duymamıştım. Kendi kendime çok telaşlandım. Acaba Koçlar'ın en uzak köyü mü? Acaba bu köy nerede diye. Sonradan Şerefli Koçlar Milli Eğitimine geldiğimde Yazı Söğüt Köyü'nün Derevenk Köyü olduğunu, meşhur türküsü olan köy olduğunu İlk öğrendim. İlk çıktığı yer mi? Evet, evet. Bayram bu arada, evet, öğretmendir, evet, arkadaşlar. Kendini tanıtsın. İsmim Bayram Kargın. Niye doğumlu? 1950 doğumluyum. 1971'de göreve başladım ve bir müddet sonra ayrıldım. Tekrar 1991'de göreve başladım ve 2015'e kadar bir fiil hiç durmadan öğretmenlik yaptım. Çalıştığım yerler Şanlıurfa, Suruç, Şanlıurfa, Siverek. Siverek'ten sonra Şerefli Koçlar Atatürk İlköğretim Okulu'na geldim. 4 yıl orada çalıştıktan sonra Isparta, Güneykent kasabasına öğretmen olarak tekrar tayin oldum. Çünkü kızım hala orada üniversite okuyordu. Ona yardım etmek için geldik. Isparta'da ev tuttuk. Ve Isparta'da bir fiil aralıksız 2015'e kadar çalıştım. Çalıştığım okullar Güneykent İlköğretim, Gürkan İlköğretim, Yahya Kemal Bey adlı İlköğretim, sonradan ilkokul oldu. Bu şekilde çalıştıktan sonra 2015 Ocak ayında zorunlu olarak emekli oldum. Zorunluluk sebebi de 65 yaşını dolduranlara devlet memurluğu yaptırmıyorlar. Ben de 65 yaşını doldurdum ve sivil hayata, emekli hayata başladık. Ama 5 yıl unuttum şeyde. İlk öğrettiğim Derevenk ve Karandere Köyü. Karandere Köyü'nde 3 sene. Derevenk Köyü'nde 3 ay çalıştım. Ondan sonra Devokovan Çiftliği diye bir köy vardı. Orada çalıştım. İsmi Çiftlik Köyü de resmi ismi. Devlet ismi mi Çiftlik? Yok.
Devlet ismi çiftlik değil. Devlet ismi yalnız yeşil pınar mıydı neydi? Öyle bir şeydi. Dostlarımız oradan evet. Hatırlatabilirler evet. bize. Evet. Bilenler varsa. Evet. O köyde çalıştıktan sonra. Evet. Öğretmenlikten bir müddet ayrıldım. Kaç teşekkür ederim. 1975'te ayrıldım. 1991'de tekrar göreve başladım. Yani bu o arada ne görev yaptınız Bayram Bey? Her türlü iş yaptık ya. Daha fazla karıştırmayalım. Teşekkür ederim. Kapatma. Daha bizim böreklerimiz olmadı. İşte böyle. Ama 30 dakikayı geçti. Devam etmiyor mu? Ediyordur. Ediyor. Ediyorsa tamam daha etsin. Geçsin ne olur. İşte böyle arkadaşlar. Niye bu taraf kızarmadı, bu taraf kızardı? Hayret bir şey. Altı yanıyor mu? Şey de kapalı. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor da dokunmuyor işte. Altına. Bu şekilde yapıyoruz. Kızartıyoruz. Kesiyorum bunu böyle böyle. Üçe dörde kesiyorum. Tabaklara koyuyorum. Çayla ya da ayranla. Gönlünüz nasıl isterse. Biz bugün ayranla yiyeceğiz. Akşama gece çay içeriz. Ben ayranı çok seviyorum. Antalya'da ayran daha çok seviliyor. Çay terletiyor. Serinlikte içiliyor çay. Mesela turşu biz Koçhisar'da çok güzel yerdik. Isparta'da çok güzel yerdik. Burada turşu fazla yenilmiyor. Sıcak. Böyle soğuk şeyler yeniliyor. Kullarım yoruldu ben de. Tamam. Biraz daha dur. Şunları da alayım da artık kapatalım. Bunlar da pis şimdi. Niyeyse böyle yapmazdı aslında biliyor musun? Böyle yapmazdı. Neden böyle oldu bilemedim yani. Aslında altı da yanıyor. Gayet güzel. Bayram Hoca'nın en son görevi herhalde öğretmenlikten sonra kameramanım olmak olacak. Dış ses. Dış ses olacak. Yoruldun mu sen? Evet. Dur şu ikisi tamam olsun. Onun üzerine koyalım. Gösterelim arkadaşlarımıza. Bitirelim bu işi. Seni de fazla üzmeyelim, yormayalım. Biliyorsunuz Bayram Hocam biraz...